Merhaba değerli Ateş Hattı izleyenleri, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için tüm yenilikleri sizlere bu kanal üzerinden duyuruyoruz, anlatıyoruz. Yine bir haberimiz var. Almanya, vasıflı işçi eksikliğini gidermek için de puan sistemine geçiyor. Almanya yetkililer iş gücü açığını Kanada'daki gibi puan sistemiyle işçi alarak kapılmaya çalışacak. Almanya başta yaşlanan nüfus nedeniyle yıllardır sanayi, konaklama, sağlık ve inşaat dahil olmak üzere çeşitli sektörde artan bir iş gücü sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı. Ancak durum son yıllarda Covid-19 nedeniyle de daha da kötüleşti. Almanya yeni bir fırsat kartı uygulamasıyla vasıflı işçi sıkıntısını çözmeyi amaçlıyor. Yeni uygulamada gerekli becerilere sahip işçilerin Almanya'ya daha kolay gelmesini sağlamak adına bir puanlama sistemi kullanılacak. Bu uygulama Çalışma Bakanı Hubertus Heil tarafından sonbaharda hükümete sunulacak olan bir stratejinin parçası aslında. Tasarıya göre şans kartı kişilerin diğer sosyal faktörlerinden çok mesleki yeterliliğine bakacak. Avrupa Birliği üyesi olmayan bir ülkeden biri Yeni bir puan sisteminde en az 6 puan alırsa şans kartını alabilmeye hak kazanmış olacak. Bir kişinin belirli bir mesleki yeterliliği varsa 4 puan, iyi derecede Almanca bilgisi veya en az 3 yıllık ilgili meslek deneyimi varsa da 3 puan kazanabilecek. Yalnızca yeterli Almanca bilgisi veya yalnızca 2 yıllık ilgili mesleki deneyim veya 35 yaşına kadar olanların her biri de sadece 2 puan alacak. Planlara göre bir kişinin en az 6 aydır yasal olarak Almanya'da bulunması ve 40 yaşın üzerinde olmasıysa bir puan getirecek. Türk ve Ukrayna vatandaşlarının yanı sıra diğer Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkeler için kolaylık sağlanacak. Türk ve Ukrayna vatandaşlarının yanı sıra diğer Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkeler için de kolaylık sağlanacak. Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan vatandaşları için kota yılda 50.000 kişiye yükseltilecek. Şu anda Avrupa Birliği üyesi olmayan çoğu vatandaşın Almanya'ya yerleşmeden önce bir iş teklifi alması gerekiyor. İş arayanlar için zaten bir vize türü mevcut. Ancak e, Almanya'da iş bulmak isteyenlerin sürecini bazı şirketler daha kolay ve hızlı hale getirecek. Vize anlaşması olan bazı ülkelerin vatandaşları zaten 90 gün boyunca vizesiz olarak Almanya'ya girebiliyor. Ancak yalnızca kısa süreli iş bulmalarına izin veriliyor şu anda. Bu fırsat kartı insanların yurt dışından başvurmak yerine ülkedeyken iş veya çıraklık aramasına da olanak tanıyacak. Başvuru sahipleri bu süreç zarfında yaşam giderlerini karşılayabileceklerini kanıtlamak zorunda olacaklar. Peki, akıllarda bir soru var. Almanya'nın neden vasıflı işçileri çekmesi gerekiyor? Bu yıl Almanya'da kalifiye işçi sıkıntısı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yılın başlarında İstihdam Araştırmaları Enstitüsü ülke genelinde 1.74 milyon boş pozisyon olduğunu tespit etti. Temmuz ayında Münih Merkezli Araştırma Enstitüsü de yaptığı anketin e, tüm şirketlerin neredeyse yarısını etkileyen personel sıkıntısıyla mücadele ettiğini ve ekonomik faaliyetleri de yavaşlattığını tespit ettiler. Almanya'da personel sıkıntısı en çok hangi endüstrileri etkiliyor? Ondan da bahsedelim. Araştırmalara göre en kötü derbeyi hizmet sektörü almış durumda özellikle de konaklama ve etkinlik sektörleri. Bu sektörü gıda, bilgi işlem ekipmanları, makine ve metal imalat sektörleri, depolama ve imalat takip ediyor. Yine birçok perakende işletmesi, inşaat şirketi ve toptancı da büyük personel sıkıntısı çekiyor. Farmasötik ve kimya endüstrileri ise basıflı işçi sıkıntısının en düşük olduğu sektörler. Otomotiv ve makine mühendisliği endüstrileri de diğer sektörlerden daha az sıkıntı yaşıyor. Almanya Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Hubertus Heil, yurt dışından Almanya'da şu anda iş aramanın çok zor olduğunu, yeni sistemin bunu biraz daha kolaylaştıracağını kaydetti. plana ilişkin daha çok detaysa henüz resmiyet kazanmadı. Plana ilişkin detaylarsa henüz resmiyet kazanmadı. Bakalım ilerleyen günlerde neler olacak. Gelişmeler oldukça biz yine bu ekranlardan sizlere duyurmaya devam edeceğiz. Almanya'da bakım sigortalarında yeni reformla Temmuz ayı itibariyle daha fazla bakım sigortası primi ödenmesi öngörülüyor. Almanya'da federal kabine, federal sağlık bakanı Lauterbach'ın uzun süreli bakım sigortası primlerini artırma planlarını onayladı. Buna göre 1 Temmuz itibariyle bakım primi 0,35 oranında zamlanacak. Halihazırda bu oran %3, çocuksuz kişiler için ise %3,40. Emeklilerde ise durum daha farklı. Çalışanların söz konusu primin yarısının kendisi, diğer yarısının ise işveren tarafından karşılanmasına karşın emekliler primin tamamını kendisi karşılamak zorunda. Bunun üzerine bakım primi bir de yeni yasayla birlikte %4 oranında olacak. Bu nedenle özellikle tam prim ödemek zorunda olanların cebi daha fazla yanacak. Emeklilerin yanında kendi iş yeri olan kişiler de bu sınıf içerisinde yer alıyor. 1 Temmuz'dan itibaren bakım sigortası primi ortalama olarak şimdi söyleyeceğim şekilde olacak. Bürüt maaşı 1000 Euro olan bir kişinin eski bakım sigortası primi 30,5 euroydu. Şimdi 34 euro olacak. 1500 euro bürüt ücreti olan kişinin eski bakım primi 45 euro. Şimdi 51 euro olacak. 2000 euro olan bir kişinin 61 euroydu. Yeni sistemde 68 euro olacak. 2500 euro bürüt maaşa sahip bir kişinin Eski bakım primi yine 76,25 euroydu. Şimdi yeni prim 85 euroya çıktı. Çocuklu ve bakıma muhtaç kişilerin yaşadığı ailelere de maddi yardım sağlanacak. Lüterba, hedeflerinin bakıma muhtaç olan kişileri giderek artan bakım sigortası primlerinden korumak ve bu kişilere bakım sigortası için mali güvence vermek olduğunun da altını çizdi. Ayrıca yine evde bakıma muhtaç olanların 2024 yılının başında mali destek alacağı vurgulandı. Öte yandan bir yakın akrabasının bakıma muhtaç olması nedeniyle geçici olarak çalışamayan kişilere yönelik destek de genişletiliyor. Hali hazırda bu kişiler yılda en fazla 10 gün bakım destek ödeneği alıyor. Yeni taslağa göre ise söz konusu 10 günlük yardım bakıma muhtaç her yakın akraba için ayrı ayrı talep edilebilecek. Yeni haberlerde görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.